Selam. Aslında sabah uyandım, siz o kısımları gördünüz ve rutinlerimi gerçekleştirdim. Şimdi size yeni bir aya başlarken neler yapıyorum, benim rutinlerim neler, işte ayı sıfırlama, yeni bir aya başlangıç gibi bir rutinim var. Bugün size onları anlatmak istiyorum. Yeni aya başlarken enerjimi nasıl yüksek tutuyorum, neler yapıyorum bunun için, nasıl keyifli hale getiriyorum onları paylaşacağım. Ben bugün gerçekten evimin en dağınık olduğu, zihnimin en dağınık olduğu günü seçtim. Neden bilmiyorum. Ama tam da aslında yeni bir aya başlarken bu karmaşayı nasıl çözebilirim? Tam da aslında anlatmak istediğim şey. Bunu anlatacağım. Özellikle bugün neler yapacağım onları size anlatayım. Gerçekten zihnim inanılmaz yoğun. Çünkü önümüzdeki hafta Almanya'ya gidiyorum ve hiçbir şeyim hazır değil. Çok da keyifli değilim. Dediğim gibi keyif almanın yollarını buluyorum şu an. Ayrıca evim inanılmaz dağınık. O yüzden de bence keyfim çok yerine değil. Çok fazla dağınık olmayı, çok pis olmayı sevmem ama geçtiğimiz günlerde hasta olduk karı koca. Onun çok büyük etkisi oldu. Sadece yaşıyoruz. Yani hayatımızı devam ettiriyoruz. Onun dışında toparlanmamız biraz zaman aldı. Onlar için de bugün aslında biraz temizlik yapacağız. Biraz benim zihnimi sakinleştireceğiz. Yeni bir aya aslında hazırlık yapacağız. Neler yapıyorum? Bugün size onları paylaşacağım. Öncelikle bir program yapıyorum. Bu programı iki şekilde yapıyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Yeşil ne kadar sevdiğimi göreceksiniz şimdi. Bu benim 2023 için ajandam. Gerçekten çok güzel. Hayatımda kullandığım en iyi ajandalardan bir tanesi. Bir bunu kullanacağız, bir de tabletimi kullanacağız. Tableti neden kullanıyoruz? Ajandama not alıyorum. Her şeyi not alıyorum ama ben tableti her yere yanımda götürüyorum. Almanya'ya da götüreceğim. Dolayısıyla bunu götürmeyeceğim ve bunu götüreceğim. Burada da not olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden tableti de aldım. Çünkü bazı karalamaları bunun üzerine yapıyorum. Yani defter kullanmak yerine aldığım içerik notlarını bunun içerisine yapıyorum. Bu da yanımda olacak. Hadi şimdi hazırsanız öncelikle aylık planlamaya geçelim. Sonra temizlik yapacağız bugün için. Ondan sonrasında da bakalım. Evet arkadaşlar, benim artık bu hazırlığım bitti. Bella'nın izin verdiği ölçüde bitti. Deftere geçeceğiz. Aylık program yapacağız. Defterimde daha net göstereceğim size. Bir ay içerisinde nasıl bir program yapıyorum. Koçluklarımı, işte içeriklerimi neye göre ayarlıyorum. Genellikle içerikleri buna yazıyorum. Ama neyi hangi tarihte yapacağımı defterime yazıyorum. Eğer bir yere gidiyorsam da onun fotoğrafını çekiyorum. 3 aşağı 5 yukarı zaten programa uymuş oluyorum. Hadi bakalım deftere geçelim. Bakalım defterde neler yapacağım. Evet, bu haftanın programı ve Nisan'a geçtik. Çok iyi ya. Defterde en sevdiğim şey, şimdi size yakından da göstereceğim. Bu defterde en sevdiğim şey hedefleriniz, önemli günler, izlenecek filmler, okunacak kitaplar ve gezilecek yerleri ayrıca yazabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Özellikle bende gezilecek yerler kısmını çok iyi dolduruyor. Eskiden hiç buna dikkat etmemişim. Yani ne kadar az gezdiğimi bundan sonra fark ettim. O yüzden çok seviyorum bu ajandanın böyle olmasını. Benim için çok önemli. Bir de önemli günleri not ediyorum ki bir de sonrasında bir sayfası var ve aya bütünüyle bakabiliyorsunuz. Şimdi biraz düşüneceğim. Neyi nereye programlayabilirim? Ve ona göre de bir aylık program çıkaracağım. Bir de Bella'ya kapıyı açayım çünkü şu an kızım delirdi. Bir program çıkaralım. We'll be right back.
Evet, aslında birçoğunu bitirdim. Yapabildiğim kadarını yaptım. Gidiş tarihlerimi yazdım. Her gün yapmam gereken, zaten bundan önce de yaptıklarımı yazdım. İşte Reels içeriğim kaç tane olmalı bir ayda. TikTok içeriğim, işte YouTube'a ne kadar içerik üreteceğim bir ayda. Yani bunların sayısını yazdım. Mesela koçluk alıyorum ama ben çok sınırlı koçluk alıyorum arkadaşlar. Kaç tane koçluk alacağım bu ay? Kaç kişiyle devam edeceğim ya da? Bunu belirledim. Nisan ayı için yeni bir program oluşturuyorum. Eskiden de vardı bu programım. Yeni bir sen dönüşüm programı. Bu programın içeriğinde neler olacak? Bunları tasarlayacağım ve bu eğitimi açacağım. Muhtemelen Nisan'ın başında açmış olacağım. Yani bu hafta sonunu birazcık buna ayıracağım ama yine bu ay içerisinde bir tane programımız olacak. O yüzden onu yazdım. Haftada kaç gün spor yapacağım? Ona karar verdim. Günleri 3 aşağı 5 yukarı belli. Sadece Almanya'ya gideceğim için bir hafta ara vereceğim. Yani totalde 3 hafta yapmış olacağım. Belki Almanya'da bir şeyler yaparım. Bilmiyorum. Kafamda onlar var. Gezilecek yerleri dolduramadım. Almanya'da gezmek istediğim birkaç şehir var. Onları yazacağım ama önce onları araştırmam lazım. Eskiden olsa ben bu bileti çok uzun süre önce almıştım. Biliyorsunuz bunun ayrı bir hikayesi var. Merak edenler için videosunu da bırakacağım buraya. Nasıl olmadı? Sonra bir anda vizem 1 yıllık geldi falan filan. Ki biliyorsunuz ben Kasım'da gidecektim. Fakat vizem onaylanmadı. Yani gelmedi onayım. Biletim yanmıştı. Sonrasında gelen vize sürem de 1 yıllık geldiği için çok mutlu olmuştum. Bu programı ben Ocak'ta yaptım. Ve sonrasında deprem olunca da tabii her türlü hayatımız oraya bağlanıyor arkadaşlar. Biraz böyle onun içeriğinde ne olsun onu araştırmadım. Hafta sonunu ona ayırdım. Nisan'ın ilk günleri oluyor dolayısıyla. Ona bakacağım. Okunacak kitaplarımı yazdım. İzlenecek filmleri araştıracağım. Bu ay için hala bir araştırdığım bir şey yok. Şöyle bir genel hatlarıyla ne yapacağım onları yazdım. Koçluk günlerim var olan danışanlarımla koçluk günlerim. Onlar sabit çakılı oluyor genellikle zaten. Yaz tatili için bir yer belirleyeceğiz. Onun belirlenmesi mesela bu ayın başı için. Götüreceğim hediyelerin belirlenmesi. Ayın ortasından sonra aslında yazlık kışlık ayrımı yapmaya karar verdim. İşte onun gününü belirledim. Henüz bayram için ne yapacağıma karar veremedim. Bu işleri tek başınıza karar veremiyorsunuz. Şöyle bir genel hatlarıyla yaptım. Genellikle ben bu programları önce tek başıma yapıyorum. Sonra eşimle oturup konuşuyorum. Çünkü onun da ay içerisinde programları oluyor ya da gitmek istediği yerler oluyor. İzmir'e yakın yerleri gezmeyi seviyoruz. Aa bu ayki rotamız ne olsun diyoruz. Oturup bir de onunla bunun üzerinden geçeceğim. Mart'a hoşça kal. Nisan'a da hoş geldin derken birkaç günümü ayırıyorum. Mesela bu programı yaptım ya, ben muhtemelen akşam bunun üstünden geçeceğim, yarın bunun üstünden geçeceğim. Mart'ın bitmesine birkaç gün var. Nisan'ı böyle kafamda tam olarak tasarlamış olacağım. Mesela odalarda bir takım değişiklikler yapmak istiyorum. Bunlar Nisan'ın 11'inden 12'sinden sonrasına kalacak çünkü yokum. Onlar için gideceğim, odalarda gezeceğim, tasarlayacağım. Böyle birkaç günü buna ayıracağım. Fakat size tabii ki bugün, belki yarın ne yapıyorum onları göstereceğim. Evet, böyle tutmaya karar verdim. Umarım görünüyordur. Görünüyor mu acaba? İnşallah görünüyordur. Çünkü ben ekranı görmüyorum. Çam ağacımı kaldıracağım. Fakat aklıma geldi çam ağacımı kaldırma kararı aldığımda. Bu çam ağacının kutusu yırtılmıştı. O yüzden belki yarın kaldırabilirim. O yüzden öncelikle IKEA'ya gitmem gerekebilir. Bir ona bakacağım. Neyin içerisine koyabilirim? Süslerini kaldırabilirim. Ama ağacı kaldıracak bir alanım, bir şeyim olmadığı için bir ona bakacağım. Yürüyüşe çıkacağım. Çünkü şunu nasıl göstereceğim? Bir dakika. Şu marteni çıkam görüyor musunuz? Martini çıkamı bir yere asmam lazım. Leyleği de gördüm, kırlangıcı da gördüm. Fakat bir türlü çiçek açmış bir ağaca bunu asma şansım olmadı. Bugün böyle güzel bir yürüyüşe çıkacağım. O sırada onu da asarım diye planlıyorum. O da çıksın artık arada. Yani aslında gördüğünüz gibi geçen ay neleri yaptım, yapamadım onlara bakıyorum. Önümüzdeki ay neler yapmak istiyorum onlara bakıyorum. Ve bunu birkaç gün içerisinde tasarlıyorum. Hadi şimdi önce yemek yapmaya... Sonra yok. Önce temizlik yapmaya, sonra yemek yapmaya, yemekten sonra da güzel bir yürüyüşe çıkalım. Bugünü bitirelim. Belki ekstra bir şeyler yaparsam da kamerayı açıp sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Martin çıkımı arkadaki gülün dalına astım. Çünkü şu an hava inanılmaz soğuk. Son iki gündür çok soğuk ve meyve veren, çiçek açmış bir
Ağaç, ağaç bulamadım. Çünkü bütün çiçekler ne yazık ki dökülmüş. Çok soğuk hava ve şu an zaten soğuktan konuşamıyorum. Neyse, güzel bir yürüyüş yapacağım ve kafamı dinleyeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz yeni bir aya başlarken neler yapıyorsunuz? Rutinleriniz neler? Umarım hepinizin Mart dilekleri de kabul olur. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben şimdi yani soğukta nasıl yürüyeceğim bilmiyorum ama güzel bir yürüyüş yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.